Murat Bey'in selamları var. Kendisi bir süpermarket işlettiğinden bahsetmiş. Marketçiyim ben diyor. Eskiden daha yaygındı demek ki yine var. Mahalle bakkalı belki de mahallede işletilen bir market. Bana borcu olan fakat ödeme gücü olmayan kişilerin borçlarını silsem bunu da zekat karşılığında yapsam. Yani kendi zekatıma saysam olur mu demiş. Bazın böyle bakkallardaki borçları silmek tamam, böyle güzel bir gelenek. Ee, bir de acaba kimin borcunu siliyoruz, tanıyor muyuz? Acaba bir de bunu zekattan düşmek olunca o zaman zekatın e, mas, masarifu zekat diye yani ödenme yerleri biraz daha nedir? E, Kur'an'da özellikle e, bahsus belirtildiği için mağdur, muhra, muhtaç, fakir, zaruret içerisinde olan insanlardır. Gerçekten bu kardeşimiz kendisine borcu olan, ödeyemeyen ve zekat alabilecek kadar da fakir olanlar varsa ama onlara bildirme koşuluyla yapsın. Yani tamamen silme değil. Kardeşim, bir kendisini söylemeyebilir. Bir vatandaş size ne yaptı bu durumdan borcunu kurtardı. Yani çünkü temlik diye bir şey var ya, onu da hatırlatarak, bilgilendirerek yapabilir. Eyvallah. Ama herkesinki de yapılmaz. Yani şimdi bu esnaf Eskiden kardeşimiz mesela zimem defteri vardı ki. hocam. Bir evet. zengin gelir mahalle bakkalından defteri tabii. satın alır. Satın alır. Ama bunu zekattan yapmazdı. Ha, bu bir gelenekti. Evet. Ki. Burayı evet. da mesela biz yanlış biliyoruz. Bu evet. zimem kültürü zekattan bağımsız, sadaka cihetiyle yapılan daha çok bir hayırdı. Sayılarının artması niyazıyla yani sadece hayırımız, hasenatımızı da zekat olarak sınırlandırmamak lazım. Yılın diğer kalan kısımlarında da fakirin, fukaranın ihtiyacını karşılamak hepimizin boynunun borcu.